Ayetül Kübra Risalesine başlamıştık. Mukaddime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresinden bir ayet-i kerime. Ve mâ halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İlla kelimesi Arapçada yani başka bir şey için yaratmadım. Ancak ve ancak bu iş için yarattım şeklinde bir edat var orada. İlla liyabudun. Ancak ve ancak ibadet için yarattım anlamına geliyor. Bu ayete İbni Abbas Hazretleri bir tefsir yapmış. Tefsir deyince de kısa bir ayete uzun tefsirlere biz alışmışızdır ama o ilk dönem tefsirlerinde bazen kelimenin ne anlama geldiğini, kastın ne olduğunu söylemesi yetiyordu tefsir olması için. İbni Abbas Hazretleri İlla liyabudun kelimesini li yarifun şeklinde tefsir etmiş. İlk müfessir de sayılabilir. Veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın ilk müfessiri diyecek olursak ikinci müfessir sayılabilir İbn Abbas Hazretleri. Li yarifun, Allah'ı tanımak için yaratılmış. İnsanlar ve cinler Allah'ı tanımak için yaratılmış. Bu tanıma da illa kafa tanıması, zihinsel bir tanıma olmadığı için ibadetle, ibadet üzerinden bir tanıma da söz konusu olduğundan dolayı buradaki kastın Allah'ı tanımak. Bu ayetin kritik önemi şundan kaynaklanıyor. Niye yaratıldığımız sorusuna kafa karıştırıcı, insanı uzun tefekkürlere sevk edecek cevaplar yerine gerçekten tek bir cümleye sıkışmış bir cevaba ihtiyacımız var. Çünkü insan tevil ve tefsir etmeden, onu yorumlamadan doğrudan en saf haliyle bu cevabı fıtri olarak çok arıyor yani, çok muhtaç. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi böyle bir karışıklığa sevk etmemiş. İnsanı acaba neler için yaratmış dediğimizde, Kur'an-ı Kerim'e bu soruyu sorduğumuz anda hemen bu ayetle karşılaşıyoruz. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İlk tefsiri itibariyle de beni tanısınlar, kendimi onlara tanıtmak için yarattım şeklinde bir meal verilebilir. Bu ayeti uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halık-ı kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cenab-ı Hak kainatın Halık'ıdır. Öncelikle bu özelliğiyle onu tanımak. Ve bu tanıma öyle bir tanımadır ki insanı ibadete ve imana sevk eden bir tanımadır. Dolayısıyla kainat bu yüzden var, bu sebeple var. Ve o insanın vazife-i fıtratı ve farizayı zimmeti marifetullah ve imanı billah'tır. Ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. İnsanın vazifesini bu durumda ne olarak tarif ediyoruz? Vazife-i fıtratı, insanın fıtratının gereği, farizayı zimmeti, insanın mecburi olduğu, üzerine aldığı bir borç, yükümlülük, sorumluluk nedir? Marifetullah'tır, yani Allah'ı bilme ve imanı billah'tır, Allah'a inanma, izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Yani bu inanma sadece bir başlangıç seviyesi inancı değil insandan beklenen. İzan ve yakin bu konuda kesin kes bir bilince sahip olmakla görevlendirilmiş. Vücudunu ve vahdetini kelimesindeki ayrım nedir? Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmekle yükümlüyüz. Bu vücudunu bilmektir. Bir de birliğini bilmek. Varlığını bilmek ayrıdır, birliğini bilmek ayrıdır. Birliğini bilmek de vahdetini bilmek demektir. Kainat üzerindeki tasarrufunun yekdalığını, birliğini bilmek üstadımıza göre hakiki tevhid değildir. Hakiki tevhid herhangi bir nesne, herhangi bir olay üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunun tekliğini kavramak hakiki tevhiddir. Dolayısıyla insandan beklenen Cenab-ı Hakk'ın vücudunu ve vahdetini her yerde görebilmektir. Evet, fıtraten daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan biçare insana elbette o hayat-ı ebediyenin üssül esası ve anahtarı olan iman-ı billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka şeyler ve kemalatlar o insana nispeten aşağıdır. Belki çoğunun kıymetleri yoktur. İnsanın iki özelliği sayıldı. Hadsiz emelleri var. Yani insanın arzuları bitimsiz, planları, hayallerinin sonu yok. Bir taraftan da nihayetsiz elemleri var. İnsanın acılarının da sonu yok. Böyle bir durumdaki insanın fıtraten ebedi hayata bir ihtiyacı var. Ebedi saadet yurduna bir ihtiyacı var.
o saadet yurdunun da anahtarı iman-ı billah ve marifetullah olduğuna göre insanın bunun haricinde peşinde koştuğu şeylerin hiçbirisi insanın yüksek mertebesine uygun ve layık değildir. Fakat burada vesileler kelimesi de geçti. Yani iman-ı billah ve marifetullah bizim fıtri vazifemiz ve vesileleri diyor. Vesileleri nedir? Bazı şeyler vardır ki doğrudan iman-ı billah değildir ama iman-ı billaha götürür. Bazı şeyler marifetullah değildir ama marifetullah'a götürür. Onlar da insanın fıtri vazifesi olmuş olurlar. Mesela Kastamonu laikasındaydı zannediyorum. Bazı gençler geldiler, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler diye başlayan bir pasaj vardı. Üstadımız orada her bir fen, her bir ilim Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının şerhi ve izahıdır. Muallimlerinizi o niyetle dinleyiniz. Böyle dinlerseniz Allah'ın esma ve sıfatlarına dair bir ders dinlemiş olursunuz demişti. Dolayısıyla burada insanoğlunun bilim ve sanatla alakalı olan meşgaleleri de şayet o insanlar bunu marifetullah'a ve imanı billaha basamak yapmayı becerebiliyorlarsa, manayı ismiyle değil de manayı harfiyle mevzuya bakabiliyorlarsa, onlar da insanın fıtri vazifeleri olur. Fıtri vazifelerine vesilelik eden, kaynaklık eden insanın yüce meşgaleleri haline gelirler. Bunun dışındaki şeyler insana nispeten aşağıdır diyor. Yani insanın seviyesinin altında kalan meşgalelerdir. Belki çoğunun kıymetleri yoktur diyor. Şimdi madem ki vazifemiz Allah'ı bilmektir, nereden bileceğiz? Cenab-ı Hakk'ın zatını bilmek hem insanı aşkın bir hadise hem de bir noktada yasaklanmış. Yani zatı üzerindeki tefekkür yasaklanmış ama sıfat ve esması ve efalleri üzerindeki tefekkür teşvik edilmiş. Biz Cenab-ı Hakk'ın fıtri vazifemiz olan bilmek ve tanımak yolculuğunda ne yapmamız gerekiyor? Kainatı tefekkür etmemiz gerekiyor öncelikle. Ayetül Kübra Risalesi de kainat üzerinden, o büyük ayetler üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolculuğu olduğu için bu mukaddimenin bu iki paragrafı aslında diğer bölümlerin bir girişi sayılabilir. Bir uzun demeyelim de kısa bir kesiti burada atlıyorum ben. Ayetül Kübra Risalesi'nin kendisine geçmek için mukaddimeyi bu iki paragraftan sonra atlamış oldum. Şimdi normal şeye başlıyorum. Arkadaşların önünde şayet metin varsa, bakarlarsa iyi olur. Yoksa internetten bir kenardan açılabilir, her yerden Ayetül Kübra var. Kitap varsa ellerinde çok daha iyi olur. Sadece dinlemekle çok bir katkısı olmayacağını hemen hemen 5-10 defa tekrarladık. Ayetül Kübra, kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Kainata soruyor seyyah. Yaratıcısını soruyor. Benim yaratıcım kimdir diye ilk soruyu kainata soruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lehus semavati seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahune tesbihahum innehu kâne halimen gafura. Bu da İsra suresinin 44. ayeti. Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Şüphesiz ki o halimdir, gafurdur. Şimdi buradaki ayet-i kerimede tusebbihu lehus semavati seb'a. Semavat kelimesi. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayette dile getirdiği bu semavat kelimesi insanın semaya bakması içindir. Onun üzerine bir tefekkür yapıp Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına, varlığına, birliğine yollar bulabilmesi içindir. Dolayısıyla Rabbus semavati vel ard ayeti de çok tekrar eder. Rabbus semavati vel ard ayetinin çok sık tekrarını üstadımız bir yerde yeryüzünün önemi için kullanmıştı. Yani o kadar önemli ki arz, semavatın Rabbi ve arzın Rabbi diye aynı ünvanla anılıyor. Rabbus semavati vel ard. Halbuki yeryüzü semanın yanında ne ifade eder ki? Ama Rabbimiz kendi vasfını Rabbus semavati vel ard diyerek birçok kez tekrar ettiği için üstadımız onu yeryüzünün Allah katındaki kainata denk önemini ifade etmek için o ayeti tefsir ediyordu. Ama burada yine semavatla başlayan bir ayetin mealini yaparken aslında sema üzerinden büyük bir ayet, Ayetül Kübra, belki 19 mertebede 19 tane varlıktaki ayeti inceleyeceğiz ama birincisi semavat olacak yani. Birinci ayet. İlk başta Allah'ı tanımak isteyen ilk önce semavattan, evrenden, evrendeki o büyük ayetlerden başlaması lazım. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı anlatırken hep semadan başlıyor öncelikle. Sonra yeryüzündeki nimetlere getiriyor sözü.
Dolayısıyla bu yöntem Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir yöntem. Rabbini tanımak isteyene önce semayı gösteren Kur'an-ı Kerim, burada da Ayetül Kübra Risalesi birinci mertebede semayı göstereceği için bu tür ayetlere öncelikle bir vurguyla başlamış olduk. Bu ikinci makam, bu ayet-i muazzamayı tefsir etmekle beraber tay edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder şöyle ki. Ve bu ayetteki sema kelimesine odaklanıyoruz. Bu ayet-i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halıkını bildirmek cihetiyle her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevkle mütalaa ettiği en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muvafıktır. Neden 19 tane fizik alemdeki ayetten ilk başta semayla alakalı olanı geldi? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle yapıyor. Üstadımız da o zaman diyor, bizim start noktamızı burası olarak belirlememiz daha uygundur. Evet, bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Şimdi biz dünyaya gelmişiz. Bu dünyanın misafirlerinden biriyiz. Üstadımız uzayı, galaksileri, yıldızları anlatmaya başlayacağına dair bir hazırlık yapmışken öncelikle dünyadan bahsedecek bir paragraf. Neden? Çünkü biz gözümüzü önce dünyaya açıyoruz. Dünya da uzayın bir parçası ve biz ilk gördüğümüz yer burası. Öncelikle dünyadan başlatan bir paragrafla başlıyoruz. Gözünü açıp baktıkça görür ki. Yani gözümüzü açmak demek ki bir noktada hem bakmak hem görmek var burada. Bir kasıt da gerekiyor yani. Kasıtla bakmazsak bu hakikat ortaya çıkmaz. Görür ki gayet kerem kerane bir ziyafetgah. Yani dünyaya bakınca ne görülüyor çıplak gözle? İlk dünyaya gelen bebeği demiyorum da yani aklı başına gelmiş bir insan, 15 yaşında bir çocuk düşünelim yani dünya. Veya dünyayı bir anlığına sıfır vaktinde inceleyen bir uzaylı düşünelim yani. Buradaki hareketliliği objektif bir gözle gözlemleyen birini de düşünebiliriz. Ziyafetgah var burada. Bir sofra kuruluyor. Her gün defalarca kuruluyor, kaldırılıyor. Ve gayet sanatkarane bir teşhirgah. Yani sadece sofra kurulmuyor. Burada bir sanat galerisi de var. Cenab-ı Hak nimetlerini kaba saba çirkin olarak göndermemiş. Ne de olsa besleyici diye kokusu, rengi, şekli bozuk olarak göndermemiş. Bir taraftan bir temaşagah var burada. Ve gayet haşmetkarane bir ordugah. Yani ordunun hani bölükleri, taburları olduğu gibi hayvanlar, bitkiler, onların sınıfları, onların alt kategorileri her birinin bir adeta bir ordudaki bölüğü varmış gibi bir sınıflandırma söz konusu. Ve talimgah, bir eğitim alanı ve gayet hayretkârane ve şevk engizane bir seyrengah. Yani seyrine de doyum olmayan birçok manzaralar var. Ve temaşagah ve gayet manidarane ve hikmetperverane bir mütalagah. Yani bir kitapmış gibi herhangi bir nesneyi alsak, incelemeye çalışsak, onun derinliğine indiğimiz zaman daha geniş bir dünya bulduğumuz için burada hikmet ve mana, yani bu kadar güzel olabilirdi, lezzetli olabilirdi, doyurucu olabilirdi ama manalı olmayabilirdi, derinlikli olmayabilirdi. Fakat onlar da var. Olan bu güzel misafirhanenin, buraya kadarki bütün sıfatlar dünyanın tarifi içinde bu güzel misafirhanenin kelimesinin sıfatlarıydı şu ana kadar saydığımız. Bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu Kitab-ı Kebir'in müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak. Şimdi yukarıda kitap gibi anlattığı yerde kainatı, burada müellif kelimesi geldi haliyle. Yukarıda bir ordulardan bahsediyordu, sultan kelimesi geldi. Yani yukarıdaki cümlelerle ilişkili 3 tane tamlama geldi burada. Ve bilmek için şiddetle merak ederken, tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken. Burada bir seyyah var, meraklı bir seyyah var. Rabbini arıyor, merak ediyor. Demek ki tanımakla bilmek arasında da bir fark var. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabullenmek ayrı bir şey, onun vasıflarını, isimlerini kabullenmek ayrı bir şey. Muhittin İbn Arabi ile Fahrettin Razi'nin yazışmaları da mektuplarda geçiyordu. Muhittin İbn Arabi, Allah'ı bilmek onun varlığını bilmenin gayrıdır diyordu. Ayrı bir meseledir diyordu. Allah'a iman etmek Allah'ın varlığını bilmenin gayrıdır. Başka bir, harici bir meseledir. Oysa birçok insan Allah'ın varlığını bilmekle Allah'a iman ettiğini düşünür. Halbuki varlığına inanmanın birçok başka gerekçeleri de vardır. Yani birçok insan kafayı karıştırmamak için var diyebilir. Bazıları işine gelmediği için var diyebilir. Bazıları yerine bir şey koyamadığı için var diyebilir. Bazıları hoşuna gitmediği halde var diyebilir.
çatışarak var diyebilir. Bunların hiçbirisi iman kategorisinde olmadığı için burada tanımak ve bilmek, hani devletlerin devletleri tanıması gibi. Tanımak ne demektir? Kabullenmek. Yani müminin Cenab-ı Hakk'ı bilmesi bir aynı zamanda bir kabullenmedir de. Bir rahatsızlıktan arınmış bir bilmedir. Yoksa sadece teknik bir bilmeye iman gözüyle bakamıyoruz. Bilmek için şiddetle merak ederken en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar görür ki. Yani insan yeryüzündeki bu güzellikleri temaşa ederken, bunların sahibini arıyorken ilk cevap nereden gelecek? Gökyüzünden gelecek. Hani insan başını göğe kaldıran varlıktır. Diğer bütün varlıklar hep yere doğru eğilirler. Ama insan yukarıda neler oluyor diye merak eden bir varlıktır. Dolayısıyla gökyüzü burada teşahhüs etti, şahıslaştı ve bana bak, yani aradığın cevabı ben sana vereceğim. Yani birinci cevabı ben sana vereceğim. Seyyah tabi birçok aşamada dolaşacak. Bugünkü sahnemizde sadece semayı dolaşacak. Sonra yeryüzüne inecek. Yeryüzünde birçok nesneyi teker teker inceleyecek. Evet, gökte ne görüyoruz? Bir kısmı arzımızdan 1000 defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli 100 binler ecramı semaviyeyi direksiz düşürmeden durduran. Gökyüzünde bir kısmı diyor dünyamızdan 1000 kat daha büyük gök cisimleri var. Şimdi bunun yerine tabii 100 bin kat daha büyük, milyon kat daha büyük, milyar kat daha büyük cümleleri konulabilir. Çünkü insanlık terakki ettikçe daha farklı şeyler görmeye başlıyor ve alan genişliyor ama bu bile, yani 1000 kat büyük cisimlerin bile orada direksiz bir şekilde durmaları bizim göz aşinalığımız olduğu için bize ilginç gelmiyor. Yani ne zaman uzay haritaları, uzayla ilgili belgesel görsek her şey havada bir şekilde dönüyor. Çekim kuvveti diyoruz, bir takım yasalarla bir izahı var zihnimizde. Bu bizde bir hayranlık uyandırmıyor. Adeta yeryüzünde bir elma, bir armut, bir karpuz görünce bir hayranlık uyandırmaması gibi ülfet olduğumuzdan dolayı gökyüzündeki o büyük cisimler de çok hayret orada durmaları, direksiz durmak diyor. Bir dayanaksız, bir yere bağlı olmaksızın orada durmaları, bir de dengede durmaları. Dengesiz bir şekilde değil de bir dengede durmaları. Burada bir tefekkür açık bir mevzu var. Ve birbirine çarpmadan fevkalhat, yani olağanüstü, çabuk ve beraber gezdiren. Yani milyarlarca sistem, galaksi iç içe beraber farklı yörüngelerde düzenlerini bozmadan müthiş bir denge içerisinde hiçbir görünür irade olmaksızın bir orkestranın harika bir şeyi çaldığını düşünelim ama güya ortada bir nota, bir orkestra şefi yokmuş gibi kendiliğinden herkes rastgele çalıyor ama müzik harika çıkıyor gibi bir evrenin ahengi, herkesin gözüyle gördüğü, seyretmekten zevk aldığı, belgesellere yerleştirmeye doyamadıkları muhteşem bir ahenk görüyoruz. Yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran, yani onların artık yıldızların ısı ve ışık kaynağı olmaları ve sönmeden, elbette hepsinin bir sonu var bir noktada ama sürekli yanan cisimlerin bizim elimizde olmaksızın, güneşin yakıtının hiçbir zaman bitmeden orada duruyor olması bir tesadüf olamaz yani. Çünkü onun bitmesiyle bizim her şeyimiz biter. Bütün hayatımız mahvolur. Bırakalım bitmesini, biraz ışığının azalması bile dünyada birçok dengeyi alt üst edebilir. O hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden. Yani her şeyin bir gürültüsü var. Dünyanın dönerken bir gürültüsü var. Güneşin bir gürültüsü var. Güneşin ışığı bize ulaşıyor da, yedi rengi bize ulaşıyor da, güneşteki vitaminler bize ulaşıyor da, sesinin ulaşmaması çok mu şey, yani tefekküre kapalı bir konu. Sesi de ulaşabilirdi. Hem de en büyük haliyle ulaşabilirdi. Ulaşıyordur da, o da ayrı bir mevzu. Ama insanın bir duyma eşiği var. Cenab-ı Hak onu ayarlamış. Güneşi yaratanla duyma eşiğini ayarlayan aynı olunca biz güneşin sesinden de, dünyanın dönüş sesinden de, karıncanın ayak sesinden de rahatsız olmayacak bir seviyedeyiz. Ama bunu biz güneşi orada tutacak şekilde biz ayarlamadık. Kulağımızın bu ölçülerini de biz yapmadık veya güneşin bir gün yaklaşıp uzaklaşmayacağına dair bir garanti içinde de olmadan bu sessizliğin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sessizlik de üstadımıza göre büyük bir ayet. Nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden o büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran. Şimdi isyan dediğimiz nedir? Yani bir şey yörüngesinden çıktığı anda bir sistemi karıştırabilir, o bir galaksiyi karıştırabilir, o bir burcu çökertebilir. Bunlar insanın iradesi haricinde alanlar olduğundan dolayı. Fakat güneşte bir isyan yok, ayda bir isyan yok. İtaat içerisindeler, çok büyük varlıklar, büyüklükleri ölçüsünde tam bir itaat içerisinde kendi görevlerini
cebren yapıyorlar. Celali tecellilerle yapıyorlar. Cenab-ı Hak onları serbest bırakmamış. Onlara cebren bir iş yaptırıyor. İnsan bedenindeki hücrelerin işleyişi ne kadar mükemmel ve uyum içerisindeyse makro alemdeki cisimler de aynı şekilde adeta bir el onları organize ediyormuş gibi bir uyum içerisinde isyan etmeden dediği bu. Zaten isyan etme imkanları yok, ayrı bir mevzu. O pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikke-i fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden. Şimdi birisi bu kainatı yönetiyor belli. Fakat bunun gücünün sınırlarını düşündüğümüzde bir şey yaratırken bir kudret uygulayacak, onun 1 milyon katı bir cismi yönetirken de bir kuvvet uygulayacak. Fakat burada diyor ki mesafeler çok uzak olmasına rağmen uygulanan kudretlerde bir fark olmuyor. Yani hücrenin içerisinde, atomun içerisindeki döngü nasıl bir döngüyse kainatın en uzak köşelerinde de aynı kanunlar. Dönme kanunu, çekme kanunu, itme kanunu, cisimlerin büyüklüğü, küçüklüğü fark etmiyor yani. Halbuki bir zat bile hepsini idare ediyor olsa uzaklık arttıkça bir takım yorgunluklar, az da olsa yani, bir takım aksaklıklar, aynı kanunların hepsini orada takır takır tam işletemediği bölgeler olması icap eder. Yani bu kadar iki kutbun arasındaki rakamlara, yani kuzey kutbu ile güney kutbu arasında rakamlar yazılmaya kalksa bizim o cisimlere olan uzaklığımızı ifadeye yetmeyecek kadar uzaktaki cisimler de benzer kanunlarla yönetiliyor. O kanunlar oralarda biraz zayıflaması gerekmez miydi? Yani düşünün ki bir insan bir şehre hükmediyor ama dünyanın öbür köşesinde de aynı tarzda bir hükümdarlığa sahip olabiliyor mu? Olamıyor yani. Mesafe uzadıkça hükümdarlığın seviyeleri düşer. Fakat Cenab-ı Hak her şeyden münezzeh, her mekandan ve zamandan münezzeh olduğu için kainatla ilişkisi hallakiyet olduğundan dolayı, kün fe yekünle bunları yaptığından dolayı, bütün kainat onun karşısında boyun bükmüş olduğundan dolayı herhangi bir yerde zorlanma, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği kuralları bozma ve kanunlar arasında bir uzaklıktan kaynaklı değişimler söz konusu olmuyor. Uzaklıktan kaynaklı bir bozulma, bir yorulma söz konusu olmadığını her tarafta görüyoruz. Yani evrenin her köşesine baktığımız zaman bizim oradan okuyacağımız cümle yorulmanın olmayıştır. Yorulma olmadan devam ediyor. Evrenin bir köşesi yorulmuyor yani. Çünkü her tarafını evrenin tamamından münezzeh bir varlık yönetiyor. Bir tarafıyla öbür tarafı arasında bir fark onun için söz konusu değil. Evet, ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren, yani herhangi bir cisim bile Samanyolu galaksisinin tamamı kadar büyük, bütün galaksiyi tek başına bir tecavüzüyle darmadağınık edebilecek kadar güçlü. Bir kere bile bu hata olsa yetiyor yani. Yani her gün değil de bir kere bile olsa bütün her şey sona erebiliyor. Ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden. Bu da 30. lemadaki Kuddüs isminin izah edildiği yerde daha geniş vardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs ismi hücrelerimize varıncaya kadar bedenimizi de Allah temizliyor. Biz yapmıyoruz yani birçok iç temizliğimizi. Denizlerin altında milyonlarca balık cenazeleri var. Ölüyorlar, birbirini yiyorlar. Denizin altına indiğimiz zaman bir balık çöplüğüyle karşılaşmıyoruz yani. Veya hiç insan eli değmemiş ormanların içerisinde bir cenaze çöplüğüne rastlamıyoruz. Çünkü birisi, bir varlık öldüğü zaman onu kimler temizleyecek? Onun kemiklerini hangi varlıklar alacak? Onun etlerini kimler kemirecek? Hepsi belli olduğundan dolayı insan eli değmediği halde orada bir temizlik işleri müdürlüğü falan olmamasına rağmen insan şehrine nispetle 100 bin kat daha her zaman berrak ve temiz oluyor. Bir örneği de uzayla alakalı vermişti. Tabii yok olan, işte ışığı biten, düşen, birçok yıldız ışığı biten cisimler olduğu halde gökyüzünde bir çöplük, evren çöplüğü, bir yıldızlar çöplüğü, bir galaksiler çöplüğü, birikmiş, atıl bir şeye rastlamıyoruz. Neden? Onlar da aynı şekilde Kuddüs ismiyle başka bir sistem tarafından insan eli değmeksizin, herhangi bir varlığın eli de değmeksizin oradaki paklık ve temizlik bozulmuyor. O olsaydı, yani olsaydı böyle bir çöküntülü, bir arızalı bir taraf. Kur'an-ı Kerim gözünü kaldır da bak, defalarca bak. Gözlerin yorulacak ama bir kusur bulamayacaksın diyor. Yani kusur orada yok. Kusur nerede var? İnsan eylemlerinin, cüz'i iradesinin karıştığı yerlerde var. Onun dışında cebren yönetilen bir kainat olduğu için buralarda bir kusur olmayacaktır.
pek güzel temizlettiren ve muntazam bir ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren. Şimdi biz de hayali ve hakiki bir tarzdan bahsediyor. Şimdi ne oluyor, nasıl dönüyorlar, nasıl harika dönüyorlar, nasıl harika bir ahenk içerisindeki bütün evrendeki varlıklar hareket ediyorlar sorusunun cevabını hakiki kelimesini kullandı. Biz de bir gezegenin, biz bir gök cisminin üzerindeyiz. Bizimki ne kadar ahenkle dönüyorsa, yani yaza yaza bitirilemeyen ahenk, evrenin diğer varlıkları da işte böyle bir ahenkle dönüyor. Demek ki o dönmeyi bize nasip etmiş ki evrenin tamamını anlayabilelim diye bir kıyas yapmak adına. Bir de hayali, yani dünyadaki dönüşü hakikaten yaşıyoruz ama diğer varlıkların vasıflarını da, diğer gök cisimlerindeki durumlarını da bilgi bize gelmiş olsa bile sonuç itibariyle zihnimizle, yaşamadan, hayalimizle ancak onları kurgulayabiliyoruz. Dolayısıyla her gece ve her sene diyor. Yani geceyi anladık. Dünyanın dönüşünü Cenab-ı Hak bize hissettirdiği bir dönüş bu yani. Dolayısıyla uzaydaki hareketleri hissetmiş oluyoruz. Yani uzayın hareketlenme biçimine bir dans gibi biz de katılmış oluyoruz. Ama bir de sene kelimesi var. Bu da neyle alakalı? Mevsimlerle alakalı. Kış tekrar geldiği anda uzaydaki hareketimizin dengeli bir şekilde aynı dönemde, aynı tarihte, takvimlerde yazan bir dönemde geldiğini anladığımızda o kışı yaşamakla uzayın tamamını yaşamak, oradaki kanunların nasıl bir ahenkle işlediğini yaşamak hakiki manada bizim tecrübe ettiğimiz ama hayali manada bizimki burası böyleyse başka gezegenler de var. O yıldızlara yaklaşan, uzaklaşan, ona göre mevsimlerin şekillendiği, soğuğun sıcağın arttığı onu da ancak hayalimizle tefekkür edebiliyoruz. Seyirci mahlukatına gösteren bir tezahürü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat. Yani şuraya kadar okuduğumuz mevzu aslında bu 5-6 kelime içindi. Evrende herhangi bir köşede herhangi bir cismi ele aldığımızda bu 6 kavramı görüyoruz. Bunlardan biri nedir? Teshir, boyun eğdirme. Eğdirilmiş bir boyun var orada yani. Çünkü kendisine çizilen grafiği çıkamıyor. İkincisi tedbir. Üzerinde bir yönetim var. Görünmeyen bir yönetim var yani. Üçüncüsü tanzim. Yani bir nizam, bir düzen. Bir düzenleyicisi var. Dördüncüsü tanzif. Tanzif neydi? Yine 30. lemada Kuddüs ismi. İsmi tanzif. Yani nezafet, temizlik. Onu temizleyen birisi var. Ve tavzif. Onu görevlendiren birisi var. Bu da vazifeyle alakalı. Bu 6 tane hakikat herhangi bir gök cisminde 6'sı birden mürekkep bir şekilde görüldüğü için bu Cenab-ı Hakk'ın varlığına bir, ikincisi vahdetine, birliğine, bir de o gök cismi üzerindeki tasarrufunun yekdalığına. Sadece bütün kainatın Rabbi değil. O cismin varlığı, o cismin Rabbi olması bakımından da tekliğine işaret eder. Çünkü çoklu bir yapıya müsait olmayan kelimeler bunlar. Hangi kelimeler? Teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavzif. Neden müsait değil? Çünkü bunlardan birisi bozulsa, teshir hakikatini bozarsanız, boyun eğdirme, tanzif hakikati de, oranın temizliğinde de bir problem çıkar. Veya tanzim meselesini bozarsanız, tanzim, nizam, yani onu sistemli hale getiren sistemi bozduğunuzda tavzif de bozulur, görevini de yapamaz. Bunlar aslında iç içe geçmiş kelimeler. Mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat halikinin vücubu vücuduna, yani varlığının mecburi oluşuna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna, yani gök alemleri ne kadar var, ne kadar şüphe duymuyorsak ondan daha net bir şekilde onları yaratan, idare eden, temizleyen, tavzif eden, görevlendiren, tanzim eden, onların tedbirlerini gören bir varlık onlardan daha ayan beyan bir şekilde görünüyor.